Gaziantep'ten Londra'ya kaçak yollarla çalışmaya gitmek için evden çıkan Murat Okcu'dan 23 yıldır haber alınamıyor. Gittiğinde 19 yaşında olan kayıp oğlunun veya oğlunu yasa dışı yollarla yurt dışına götürmek isteyenlerin bulunmasını isteyen anne, "Bizim istediğimiz sağ ise gelsin, öldüyse de bir mezarı olsun istiyoruz." dedi. "Beni nasıl alacağım anneler oğlum? Anne öyle güzel oğlum, akıllı oğlum. Benim kızım yavrum, yavrum güzel oğlum. Güzel oğlum. Resimlerimi saklıyorum oğlum. Akıllı oğlum, azıcık gereksiz olaydın ne vardı oğlum? Azıcık gereksiz olaydın derdim, gereksiz kötü kurtuldum derdim oğlum." Murat Okçu 2000 yılında Londra'ya gitmek için, yasa dışı yollarla Londra'ya gitmek için evden ayrıldı. Burada Türkiye'de Gaziantep'te ikamet eden Vakkas Aslan isimli şahısla tanışıyorlar ve belli bir meblağ karşılığında İngiltere'ye götüreceğini talep ediyorlar. Ne kadarlık bir ücretle? Yaklaşık o zamanın mark üzerinden 12 bin marka anlaşılmıştı. Sonra bunu 12 bin markın yarısını giderken alınacak, yarısını da İngiltere'ye ulaştığı zaman kendisine burada başka şahıslar tarafından teslim edilecek diye öyle bir anlaşma yapılmış aralarında. Bu yola çıkıyorlar. İstanbul'da grup halinde 12 kişilik bir grup halinde Bosna Hersek'e geçiyorlar uçakla. Bu grubu da 12 kişilik grubu da Bosna Hersek'te bir taksici Ali isminde biri. En son bize zaten Bosna Hersek'te ulaştı. Bosna Hersek'te bize ulaştığında aradığında burada taksici Ali diye birine bizi Sırp sınırına götüreceğini diye bize bilgi vermişti. Ve burada taksici Ali ile 12 kişilik grup halinde taksici Ali alıp Sırp'a kadar götürüyor. Sırp sınırında başka bir oradan itibaren başka birine teslim ediyor. Orada Sırp'tan İtalya sınırında başka bir kişiye teslim edilmek için traktöre biniyorlar. Bu traktörün arkasında römorka bindiriyorlar kendilerini. Sınırı o şekilde dere yatağından geçirerekten giderken traktör orada römorku devriliyor. Tabii bize bunu kendisiyle gidenlere biz ulaştıktı. Bu Rafet Dilek var, Mustafa Güneş, bunlara ve halen şu an Antep'te olan Mehmet Boza olan buna biz ulaştıktı. Bunlar bize anlattı bu şekil. Römorkun orada devrildiğini ve römorkun içinden hepimizin çıktığını ve orada bir kişinin aramızda eksik olduğunu ve tekrar bizi götüren, kendileri oraya götüren şahısın gelip baktığını, Murat Okçu'nun aralarında olmadığını beyan ediyorlar. Bize verilen bilgi bu şekil ve en son biz o şekil bir haber alınca biz tabi burada araştırmalara gittik. Bir sonuç elde edemedik. Arama yapılmamış. Şebeke tarafından direkt orada denilmiş. Durmayalım, askerler geliyor. Murat Okçu arkadaki gelen grupla geçecek. Hiçbiri yoktur. Biz tek tek hepsine ulaşmaya çalıştık. Ulaştıklarımızdan görüştük. Bunların hiçbirinde de Murat Okçu ile görüşen olmadığını bize beyan ettiler. Biz 2005 yılında CİMER vasıtasıyla Cumhurbaşkanlığına biz dilekçe gönderdik. Başvuruda bulunduk. Cumhurbaşkanlığının bize gelen yazısında komple buradakiler, götüren kişilerin, şahısların isimlerini verdik. Hepsinin yakalandığını, ifadelerinin alındığını ve delil yetersizliğinden serbest bırakıldığını diye bilgi aldık sadece. Fransa'da Murat Okçu ile gidenin bir tane kişi vardı, Mustafa Güneş, Fransa'ya giden. Onun orada Fransa'daki ifadesini istinaden Murat Okçu'nun "ben orada kaçak durumdaymış zaten o zamanlar Mustafa Okçu da iltica etmiş, kaçak durumdaymış." Fransa'da ifadesi alınınca "ben Murat Okçu İtalya'ya kadar biz de Fransa'ya kadar geldi" diye orada beyan etmiş. Sonra biz kendisine ulaştık. Dedik niye böyle bir bilgi verdin? Burada ilticalıyız. Mecbur bu şekil söylemek zorunda kaldım. Yoksa benim başım yanar diye bu şekil bilgi vermek zorunda kaldım diye bize şifayen
bilgi verdi. Murat Bey, biz 23 sene oldu. 23 senedir hala arıyoruz, hala araştırıyoruz. Elimizden geldiği kadar, yetişebildiğimiz kadar. Yani bir an önce gelmesi, hastanesi var, özürlü kardeşi var burada. Yani ailesi perişan. Yani ölüsü de olsa, dirisi de olsa biz sadece yani bilelim. Yani ölmüşse ölmüştür. Neredeyse öldüyse orada ölüsünü bilelim. Yani içimize bir rahatlık gelsin. Çünkü kayıp daha kötü. Kayıp olduğu için her gün ölüyor insanlar. Maksimine yaşıyorum. Ölmede getirin de oğlumu göz açık gözle görün bir ana kurban. Mıkana nalar oğlumu getirin. Ölmede görün maksimine yaşıyorum. Köprüde katma geçiyor. Murat dedik, çağırdık, döndü baktı diyor, geri yürüdü diyor, gitti diyor. Öyle dediler yani, orada böyle bana bir haber geldi, her bir şey söylüyor. Muradım gelsin, bir şeyin bana gereği yok. Muradım gelsin, boyuna bir sarıcım, gözümle görüm ölmedi. Benim oğlum neredeyse öldüyse de sağsa da onun haberi var. Haberi var söylemediler, bizim haberimiz yok dediler. Bir an önce bulunmasını istiyorum, ölüse de dirise de. Bulunmasını istiyoruz, başka bir şey. Yurt dışına diye gitti, bulunamadı geri. Çalışmaya diye gitti işte, ekonomik sıkıntılar yüzünden. Sırbistan'da işte kayboldu, ondan sonra da haber anlamadı. Peki 23 yıllık bir kardeş özleme? Otobüs var. Annem göz açıken görmesini istiyor, başka bir şey istemiyor. Bir an önce bulunmasını istiyorum, başka da bir şey istemiyorum, ne diyeyim. Sağsa gelsin, yok ölürse mezar olsun istiyorum, başka da bir şey istemiyorum, ne diyeyim ben. Şebeken bulunmasını istiyorum, cezalandırılmasını istiyorum. Sana kurban. Ciğerim. Ama kurban ya.